Camları sileceğim şimdi. Evet. Evet arkadaşlar, eve döndüğümüze göre temizlik başlamıştır. Şimdi lokla camları sileceğim. Öyle batmış ki şöyle bir kapak kadar neredeyse koyuyorum. Bayağı bir doldurdum suyu. Cam pervazlarını, mermerlerini sildim. Bayağı batıp çamur olmuş resmen. Buradaki camları ve buradaki camları sileceğim. Ali'nin odasının camlarını. Bayağı bir çamur olmuş. Tabii gelmedik. 7 aydır yoktuk. Cam kenarları falan batmış. Çamur resmen. Evet arkadaşlar, son camım kaldı. Bu camımı da silince cam silme işlerim bitmiş olacak. Yine değiştirdim suyumu. Loklu bir su yaptım. Cam kenarlarını sildim. Şimdi camlarını sileceğim. Perdesini de söktüm. Şimdi öncelikle arkadaşlar tül perdemi dedim makineye atayım. Ondan sonra camı sileyim. Gördüğünüz gibi yatak odasının perdesi bayağı bir kirlenmiş. En son zaten birlikte herhalde yıkamıştık yine. Yine 2 adet küp şeker koyacağım. Ve üzerine bulaşık makinesi deterjanı. Üçlü olanlardan yoktu. O yüzden böyle toz olanını kullanacağım. Şöyle yıkama gözünü. Bir miktar koyuyorum. Tamam. Çok az da bir yumuşatıcı koyalım. Güzel koksunlar hem. Evet. Şimdi kapağını kapatalım. Perdemizi makineye sokalım. Ve bende böyle perde bölümü var. Şimdiki bütün makinalarda ama var bu özellik. Perde yıkama bölümü. Sizinkinde de vardır diye sanıyorum. Fişimi takayım şimdi. Evet, makinem açıldı şimdi. Perde bölümüne getiriyorum. Evet, 1 saat 24 dakika 30 derece yıkıyormuş. Başlat düğmesine basıyoruz. Tamam. Bakalım nasıl yıkacak. Çıkınca sonucu hep birlikte göreceğiz. Camlar bayağı kirli gördüğünüz gibi. Şurada daha net belli oluyor işte şu duvarda. Buzlu cama doğru yol alıyordu. Ki geldim artık. Şimdi temizleyeceğim. Mermerini temizledim. Şimdi camları da sileceğim. Son camımdı burası. Bundan sonra bitecek. Artık tülleri yıkamaya ve asmaya geçeceğiz.
Evet, temizliği bitti arkadaşlar. Camın şimdi sineklikleri söküp duşakabinin içerisine bu sineklikleri yıkacağım. Sineklikler ne kadar kirlenmiş görüyor musun? Arkadaşlar sinekliğin temizliğini de bu Acen'in Ultra Power Jelly ile yapacağım. Bunda çamaşır suyu ve yağ çözücü varmış. Dün akşam mutfağınkini yaptım. Pırıl pırıl oldu. Bütün kiri arındırdı. Mutfakta biliyorsunuz ki yağ lekeleri falan, hani yağ oluyor, yapış yapış oluyor mutfağın camı nedense. İçeride hani kızartmalar falan olduğu için. Bu deterjan çok iyi geldi. Size de tavsiye ederim. Şimdi ben bunu bir su dökeceğim. Ondan sonra bu Ultra Power Jelly'e dökeceğim. Fırçayla fırçalayacağım ve bütün kirinden arınacak bu sineklik. Sonra da yine cama tekrardan takacağım. Yoksa silmeyle olacak bir şey değil bunun temizliği. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, sinekliği de güzelce yıkadım. Astım, orada yerinde süzülsün. Hiç banyoda bekletmedim. Camlar da tertemiz oldu. Güneş girdi evin içine. Sanki bahar temizliği yapıyorum. Şimdi perdesi de olsun. Perdesini de asacağım buraya. Ve sonradan ev resimleri değiştireceğim. Çarşaf, yorgan kılıfı falan. Suyum bayağı bir kirlendi. İyi ki yeni su yapmışım, gördünüz mü? 6 aydır yani silinmiyordu. Normal bu kadar kirlenmesi. Normalde şimdi bloklu suyu çiçeklere falan dökünce çok iyi oluyor, iyi geliyormuş çiçeklere. Bitkiselmiş çünkü bu ürün. Şimdi cam silme işi bitti burada arkadaşlar. Bunları hemen bir kaldıralım. Sonra perdeleri sırasıyla yıkayıp asmaya devam edelim. Sıkıyor şu an. 8 dakikası kalmış yatak odasının tülünün. Evet, makina da bitti. Loku da döktüm klozete. Mis gibi kokuyor. Tertemiz olmuş. Şimdi hemen bunu takayım ben. Evet, perdemi de taktım arkadaşlar. Tertemiz olmuş. İşte bu kadar arkadaşlar. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. Normalde bu yatak odasının perdesi yere kadardı arkadaşlar. Benim alerjik rahatsızlıklarım çıktıktan sonra ben bunu böyle kalorifer hizasına kestirdim. Çok da iyi oldu. Zaten bunun tozu yetiyor. Bir de böyle yerlere kadar böyle sarkınca hepten daha fazla toz oluyor. Ve benim için takması daha zor oluyordu. Böyle daha iyi oldu. Özeniyoruz hani yeni evlenirken öyle uzun boydan boya yere kadar perdeler ama hiç iyi değil. Hem sağlık açısından iyi değil. Daha da zorlaştırıyor ev hanımlarını. Neyse, bu odanın şimdi işi bitti. Sadece yatak nevresimleri değişecek dediğim gibi. Şimdi bunları makineye doldurayım. Hemen bu perdenin arkasına onlar yıkansın. Hazır hava güneşliyken sereyim. Hazır hava güneşliyken bir güzel asayım. Bu odanın temizliğini bitirelim ve çıkalım. Of, evet bitti.
Dün ev resimleri yıkamıştım ya. Şimdi onları topladım balkondan. Onları katlayacağım. Şimdi Ali'nin ev resimlerini söktüm. Her şeyini. Tüllerini söktüm buradaki. Bu oyuncaklar ayıklanacak. Allah'tan yine cam silme işleri bitti arkadaşlar. Şimdi tüller asılacak işte yıkanıp da. Vallahi. O kadar yıkanıyor her şey yine toz toz toz. Ay. Yine de her yerden toz kalkıyor böyle en sevmediğim şey. En sevmediğim şey toz. Bütün tozları çeken böyle uygun bir makine olsa da alsa herkes. Hep alerji yapıyor bize bu tozlar işte. Hava çok güzel, sıcacık. Açtım bu odanın camlarını, havalandırdım. Şimdi öbür tarafları açacağım. Cereyan yapmasın istedim. Böyle havayı güzel bulduk, açtık, hasta olmayalım şimdi. O yüzden sırayla kapattım şimdi. Bu kadınların işine kadar zor. Hiç bitmiyor, görüyor musun? Otursak da şöyle keyiflice ne? Hep işler dolu oluyor. Şimdi ama birazdan bir çay içeceğim. Çayın altını kapatmadan. Kettle'da şimdi yanıyor. Şu mavi streç çarşafı Ali'nin yatağına geçiririm şimdi. Hazır yıkandı nasılsa. Alezi temiz olduğu için onu yıkamayacağım. Bunu geçireceğim. Tut bakayım çarşafın ucunu. Dur. Tut buradan. Dur buradan, buradan. Buradan tut. Tut buradan. Çek, çek, çek. Başa kadar çek. Ali'nin yatağı da hazır işte. Anneciğim. Ali'nin yatağının da nevresimlerini değiştirdim. Ali'nin yatağı niye bu kadar büyük diye sorarsanız böyle aldık. 1,5 metre eni, 2 metre de uzunluğu. Hep böyle kalmayacak sonuçta. İleride bir tane daha kardeş olursa eğer değişecek yani. Önüne şişim bu çeker bende. Aferin, hadi ye bakalım. Böyle. Bunu sabah Ali'nin odasına. Yerler silindi, süpürüldü. Yatak şöylemesine duruyordu. Kapıdan girişe zaten fark etmişsinizdir. Ben onu altını temizlerken böyle çevirdim. Böyle çevirene kadar canım çıktı. Sonra da böyle kaldı. Değiştirmedim. Yine bir sonraki temizlikte öteki köşeye doğru döndürürüm arkadaşlar. Burada bir tane çekyat var. Şuraya da masasını koyacağım. Bir de yatak odasındaki dar halıları buraya sermeyi düşünüyorum. Buradaki büyük geniş halıyı da o odaya. Ben Ali ile çoğunlukla burada yatıyorum. Bazı geceler korkuyor. Çünkü burada çok fazla lodos oluyor arkadaşlar. Lodosu meşhurdur buranın. Bayağı gürültülü patırtılı oluyor. Hep teneke çatılar olduğu için böyle. Yani korkuyor. Bu bizim yatağa göre aslında. Ama buraya serdim. Çünkü onunki yıkanıyor. Öyle işte arkadaşlar. Arada ben de yanında yattığım için böyle çift kişilik, o yüzden avantajlı oluyor şimdilik şu aşamada. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki de şey olur. Sıkıntı olacak. Çünkü odamız çok küçük. Tam bir kare oda düşünün. 2 tane çekyat ve bir tane böyle 1,5'a 2 metrelik yatak oldu mu odanın alanı daralıyor. Şuraya şimdi iki yanına küçük sehpasını getireceğim. Bir de anneciğim, yerleri temizledim. Benim yatağım yok. Ben de buna yiyeyim. Tamam, nereye gidiyorsun şimdi? Ağzından sakın çikolataları düşürme. Hadi. Sakın düşmesin ağzından. Dursun kapı. Hava alsın. Hava. Tamam. Oradan hava geliyor zaten.
Ama böyle hava alsın, buradan da alsın hava. Dursun açık kapı. Ya sen bir şeymiş yap. Olsun, bir şeycik olmaz. Hı. Hı. Ama sonra çekemezsin yatağıma. Ay çekemem mi? Tamam. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şimdi müzik sesinden vloglarda kapatıyorum. Televizyonda çizgi filmlerin müzik sesleri falan oluyor. Hani telife girer diye sürekli o konulara dikkat ediyorum. Şimdi otobüsüm ses yaparsa diyor, çekemezsin. Otobüsüm ses yaparsa çekemezsin diyor yatağımı diyor. Öyle işte yerlerini süpürdüm. Camlar zaten silinmişti. Perdelerini asacağım. Yollukları sereceğim. Masayı da oraya koyacağım. Ve bu odanın da işi bitiyor. Hadi şimdi oturmayalım. Bir saat kaldı Murat'ın gelmesine. O geldikten sonra yaptığım zaman böyle sevmiyor. Yani o varken böyle temizlik yapmamı çok fazla sevmiyor. O yüzden o yokken şimdi yapayım. Bir posta asılacak çamaşırım da var. Hadi bana tekrardan kolay gelsin.